Merhabalar. Bu videoda rutin tarzımızın biraz dışına çıkıp ilk kez bilimsel olmayan bir konu hakkında konuşacağız. Şu ana kadar çocukları üniversite sınavına hazırlanan hastalarımdan veya kariyer planlaması yapmak isteyen genç arkadaşlarımdan sıkça aldığım "Diş hekimliği nasıl bir meslektir? Tavsiye eder misiniz?" sorusunu kendi bilgim ve tecrübem ışığında cevaplamaya çalışacağım. Başlamadan önce bu videodaki görüşlerin tamamen kişisel görüşlerime dayalı olduğunu ve farklı hekimlerin farklı düşünebileceğini de mutlaka eklemek isterim. Öncelikle kanalımızı ilk kez izleyenler için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben diş hekimi Mücahit Doğan. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Mezuniyet sonrasında Erciyes Üniversitesi Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde doktora eğitimine başladım. Ve bir senelik bir sürecin sonunda akademik hayatın çok da bana göre olmadığını fark edip ayrıldım ve Kayseri Develi Devlet Hastanesine atandım. Yaklaşık 2 yıllık bir devlet hastanesi tecrübesi sonrası askerlik görevimi yapmak için 1 yıl Kayseri Asker Hastanesinde diş tabip asistanı olarak çalıştım ve sonrasında Kayseri'de özel muayenehanemi açtım ve 14 yıldır da aynı adreste kendi kliniğimde çalışmaktayım. Peki, 17 yıllık bir meslek tecrübesi sonrası diş hekimi olmaktan memnun musunuz diye soracak olursanız Buna cevabım görece bir evet olur. Diş hekimliği kesinlikle çok keyifli, saygın ve mesleki tatmini yüksek bir meslektir. Fakat maalesef ülkemizde mesleğin bazı ciddi sorunları vardır. Benim diş hekimliği fakültesine başladığım 2001 yılında tüm Türkiye'de 15 devlet ve bir özel olmak üzere 16 diş hekimliği fakültesi vardı ve ülke nüfusu da 65 milyondu. Aradan geçen 22 yılda şu an faal olan diş hekimliği fakültesi sayısı 104, açılması planlanan fakülte sayısı ise 14'tür. Yani toplamda 118 diş hekimliği fakültesi olacak. 22 yılda fakülte sayısı 8 kat artmıştır. Şu an ülke nüfusunun 84 milyon olduğunu düşünürseniz, her yerde mantar gibi patlayan bu fakültelerin nasıl bir meslek enflasyonu oluşturduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca bu kadar kısa süre içinde ve bu kadar yüksek sayıda açılan fakültenin e, akademik kadrosunun ne kadar donanımlı olacağı, ne kadar kaliteli bir eğitim sunacağı ise ayrı bir tartışma konusudur. Diğer ülkelerle kıyaslama yaptığımızda ise nüfusu bizde yaklaşık aynı olan Almanya'da toplam 29, 55 milyonluk İngiltere'de ise toplam 17 diş hekimliği fakültesi vardır. Bu yaşanan diş hekimi enflasyonuna ek olarak mesleğin diğer bir sorunu da korsan dişçilerdir. Yani hiçbir resmi eğitimi ve belgesi olmadığı halde bir diş hekiminin diplomasını kullanarak insanların sağlığıyla oynayan kişilerdir. Diş hekimi sayısı arttıkça bunların sayısının azalması beklenirken tam tersi daha da artmaktadır ve maalesef bazı genç meslektaşlarımız da bunların yanında çalışmak zorunda kalmaktadır. Ve yine maalesef ilgili otoriteler ve kanunlar bu sorunla mücadelede yeterli olamamaktadır. Diş hekimliğinin eğitim süresi ülkemizde 5 yıldır ve aslında bu süre eğitim kalitesi yüksek bile olsa donanımlı bir diş hekimi yetiştirmek için kısa bir süredir. Diş hekimliği eğitimi hem temel tıp bilimlerini hem de diş hekimliğinin teorik ve pratik eğitimlerini bir arada sunan zorlu bir süreçtir. Hem çok çalışmayı hem de el becerisi ve üç boyutlu düşünebilme yeteneğini gerektirir. Fakat eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız illa çok yüksek bir el becerisine sahip olmanız da şart değildir. Yani kimisi bir denemede başarır, kimisi on denemede başarır ama azimli olan mutlaka bir şekilde halleder. O yüzden diş hekimi olmak isteyen illa çok yetenekli olmalıdır diye bir kaide yoktur. Yapmanız gereken tek şey çok çalışmaktır. Peki, diş hekimliği eğitimi pahalı mıdır? Ee, bildiğim kadarıyla bu tercih ettiğiniz fakülteye göre de değişebilmektedir. Bazı fakülteler kullanılacak malzemelerin çoğunluğunu öğrencilere aldırırken bazıları da bir kısmını kendi karşılayabilmektedir. Ama günümüzde çok fazla e, malzeme seçeneği olduğu düşünülürse e, bu malzeme ücretlerinin aileleri çok zorlayacağını da düşünmüyorum açıkçası. Peki diş hekimleri mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilir? Özel sektör için konuşmak gerekirse diş hekimliği kişiye özel butik bir branş olduğu için kendi özel muayene halinizi açma imkanı her zaman vardır. <laughs> Fakat bu yeni mezun olmuş birisi için tavsiye edilen bir durum değildir. Yeni mezun bir hekim eğer muayene açmayı planlıyorsa şahsen birkaç sene yoğun çalışan bir hastane veya klinikte biraz tecrübe ve çevre edinip ondan sonra karar vermesini tavsiye ederim. Muayenehane dışında özel diş polikliniklerinde de diş hekimleri çalışabilir. Hatta yeterince tecrübe kazandıktan sonra en az iki hekim bir araya gelip kendi polikliniğinizi de açabilirsiniz. Özellikle erkek hekimler için askerlik vazifesi de ciddi bir tecrübe imkanı sunabilir. Çünkü diş hekimlerinin büyük çoğunluğu askerlik vazifesini hastane ve revirlerde diş tabip hastaneyman olarak yapmaktadır. Bunun dışında devlet hastanelerinde ve ağız diş sağlığı merkezlerinde de çalışma imkanı vardır. Devlet diş hekim atamaları elektronik kura ile olmaktadır ve Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacına bağlı olarak belli bir takvime tabi olmadan açılmaktadır. Mezun olan diş hekimleri için diğer bir alternatif de diş hekimliği, diş hekimliğinde uzmanlık sınavı yani DUS'a girip puanına ve ilgisine göre belli bir alanda uzmanlık eğitimi almaktır. Diş sayısının fazlalığını ve insanların artık daha fazla uzmanlık aradığını düşünürseniz benim de şahsen tavsiyem uzmanlaşma yönünde olur. Uzmanlık süreleri tercih edilen bölüme göre 3 veya 4 yıldır. Ve uzmanlık süresi boyunca da maaş alınmaktadır. Videomuz burada sona eriyor. Çok uzun bir mevzuyu elimden geldiğince kısa şekilde özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoda cevabını bulamadığınız bir sorunuz olursa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.